Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Limit Yayınları'nın 20'li kronometre Türkçe denemesinin 5.'sini çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıda verilenlerden hangisi sırasıyla getirmelidir demiş. Parçamıza bakalım. Evreni bir bütün olarak düşündüğümüzde cansız doğaya kim canlılar verir arkadaşlar? Hayat veren canlılardır. O yüzden buraya hayat kelimesinin gelmesi uygun olacaktı. Yine insanlar, bitkiler, mikroorganizmalar, hayvanlar ve virüsler statik durumdaki doğayı dinamik bir yapıya dönüştürürler. Canlıyı anlayabilmenin tek yolu ise yaşamın şifresini. Şifre ne yapılır arkadaşlar? Çözülür. Bakın burada da çözmek ifadesi var. Bu gelecek. Canlının şifresini veya kodu olarak bilinen DNA'nın ve bazı canlılar için RNA veya proteinin doğru bir şekilde ne yapılması lazım arkadaşlar? DNA ve RNA'nın analiz edilmesi lazım ve tanımlanması son derece önemlidir şeklinde olması gerekiyor. Analiz edilmesi hayat veren, dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru, bu parçada altı çizili sözcük yerine aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur demiş. Postmodernizm akımının temsilcilerinden sayılan James Joyce'un Yulses adlı romanını her okuyucu didikleyerek okumalıdır. Çünkü romandaki her sözcüğün, her ifadenin özel bir anlamı vardır cümlesinde. Didiklemek, irdelemek, en ince ayrıntısına kadar gitmek anlamına gelir. Bakalım, açıklayarak olmaz, destekleyerek olmaz, basitleştirerek olmaz, betimleyerek olmaz. Doğru cevabımız nedir? İrdeleyerek olan C seçeneğidir. Üçüncü soru, bu parçada numaralanmış deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır diyor. Arkadaşlar bakın, şurayı okumaya hiç gerek yok arkadaşlar. Şuradan itibaren devam ediyoruz. Bu tarz deyimlerden cin gibi ifadesi çok kurnaz, çok zeki ve açık gözler için kullanılır. Doğrudur arkadaşlar, o yüzden biri elemiş oluruz. Deveye hendek atlatmak birine yapılması çok zor, hemen hemen imkansız olan işleri yaptırabilmek için kullanılır. Bu da doğrudur. İki ileridik. Dünyayı toz pembe görmek üzücü durumlara bile iyimser gözle bakmak anlamına gelir. Bunu da elemiş oluruz arkadaşlar. Pollyanacıdır bunlar. Habbeyi kubbe yapmak, bu da önemsiz şeyleri büyük sorunlar haline getirmek için kullanılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Kulağına küpe olmak, imrendiği, çok istediği bir şeyi elde etmek için kullanılmaz. Kulağına küpe olmak diyeyim arkadaşlar, daha çok nasihatler için ya da alınacak bir ders için kullanılır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu cümledeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde yoktur demiş. Tanzimat döneminden Cumhuriyet'e birçok yazar Ahmet Mithat Efendi, Peyami Safa, Recaizade Mahmut Ekrem, Yakup Kadri Karaosmanoğlu Batı'ya öykünmeyi sert ya da alaycı bir şekilde eleştirmiştir diyor. Arkadaşlar, öykünmek, özenmek anlamlarına, benzemek anlamına ya da taklit etmek anlamına gelir. Seçeneklere baktığımızda nazire kuru bir taklit etme değil, aslından daha iyisini ortaya koymaya çalışmaktır demiş. Bakın, taklit etme ifadesini kullanmış. Öykünmekle aynı anlama geliyor. A seçeneğini eledik. Bu eleştirmene göre bir sanatçının en büyük korkusu başka bir sanatçıya benzemek olmalıdır. Benzemek ifadesi var. Aynı anlama geliyor. Eledik. Öyküde özgünlüğün yakalamak sadece biçime değil, içeriğe, anlatım tekniğine ve üsluba da bağlıdır. Dursun arkadaşlar bu. Yazarlardan bazıları birbirinin benzerini yazmıştır. Ürünleri adeta aynı fabrikadan çıkmış izlenimi vermektedir ifadesinde. Kopya ettiğinin, öykündüğünün, özendiği anlamına gelir. Bunu da elemiş olduk. Farklı olmayıp neredeyse birbirinin kopyası olan şiirlerden her zaman uzak durmayı yeğlemişimdir ifadesinde ise yine birbirinin kopyası olduğuna göre bunlar birbirine öykünmüşlerdir, özenmişlerdir. O yüzden E seçeneğini de eledik. Doğru cevabımız diğerlerinden farklı olduğu için E seçeneği olacaktır. Beşinci soru, bu cümleden Mozart'la ilgili kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Mucize çocuk olarak başladığı müzik kariyeri boyunca hangi enstrümana elini atsa, hangi türde müzik yapsa, olağanüstü, harika, mükemmel gibi sözlerle karşılaşan Mozart'ın besteleri yalnızca yaşadığı dönemde değil, yüzyıllar sonrasında bile takdirle karşılanır. Ardından yüzlerce ilham verici beste bırakmıştır. Parçada böyle bir şeyden bahsetmiyor, elemiş olduk. Çok küçük yaşlarda kral ve kraliçelerin müzik yeteneğiyle büyülemiştir. Böyle bir şeyde de parçadan bahsetmiyor. Bunu da elemiş olduk. Evrensel bir müzik anlayışına sahiptir. Bunu da eleriz. Müzik tarihine sağlam bir yer edinmiştir. Dursun.
Karşısına çıkan her fırsatı müzik adına değerlendirmiştir. Bu da kesin olarak çıkmaz. Bunu denemiş olduk. Arkadaşlar bakın şurada ne diyor? Yüzyıllar sonrasında bile takdirle karşılanır. Yani Mozart arkadaşlar müzik dünyasında, müzik tarihinde sağlam bir yer edindiğinin göstergesidir. Kalıcı olmuştur. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde sanatlı bir söyleyiş yoktur demiş. Bakalım. Şair Rabia Gelinci'yi 2008 yılından beri takip ediyorum. Şiir bahçesine girdiğimde kapısı açıktı ardına kadar. Şiirin bahçesi olmaz. Sanatlı bir söyleyiş var. İkiyi elemiş olduk. Şiir evrenine girmek zor olmadı ama kalmak şiir evreni demiş. Arkadaşlar bunu da eledik. Asıl mesele bir şiirde demir atıp kalmaktır. Demir atıp kalmak. Bunu da eleriz. Şairin bütün şiirleri aynı güçte olmaz ama sizi geçirdiği kapıdan çıkarmayacak, çıksanız dahi tekrar kapısını çaldıracak şiirleri olmalıdır ifadesinde de şiiri kişileştirdiği için teşhis sanatı vardır. Bundan dolayı E seçeneğinde elemiş oluruz. A seçeneğinde arkadaşlar herhangi bir sanatlı söyleyiş söz konusu değildir. Yedinci soru. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır demiş. Seçeneklerimize bakalım. Beşinci sözcük iyilik ekinden sonra bildirme eki almıştır diyor. Tembelidir ifadesine bakıyoruz. Bakın arkadaşlar tembeli sözcüğü bu şekilde eklerine ayrılır. Tembel isim köküdür. Tembeli dediğimde düşünce tembeli bakın. İyilik ekidir bu. Dir eki de nedir arkadaşlar? Bildirme ekidir. Bundan dolayı da E seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Dördüncü sözcük fiilden isim yapım eki almıştır diyor. Bakalım biz düşünce kelimesini bu şekilde eklerine ayırırız arkadaşlar. Düş isim köküdür. Hayal anlamına gelir. Düşten düşünmek olmuş. İsimden fiil yapım eki almış. Düşünmekten de düşünce olmuş. Tekrardan fiilden isim yapım eki almış. Dolayısıyla son hali itibariyle gövdeden türediğinde fiilden isim oluyor. Doğrudur. O yüzden bunu da eledik. Üçüncü sözcük hem iyilik hem hal eki almıştır diyor. Üçüncü sözcük önüne kelimesi. Ben arkadaşlar bunu da bu şekilde eklerine ayırırım. Ön isim köküdür. Onun önü dersem iyilik eki olur bu. N kaynaştırma harfidir. E de nedir arkadaşlar? Yönelme hal eki olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. İkinci sözcük birden çok yapım eki almıştır diyor. Algılayıp kelimesine bakıyoruz. Kelimeyi ben bu şekilde yine eklerine ayırırım arkadaşlar. Almak fiil köküdür. Almaktan algı olmuş. Fiilden isim yapım eki almış. Algıdan da algılamak olmuş. Tekrardan arkadaşlar nedir? İsimden fiil yapım eki almış. Y kaynaştırma harfi. Ip da zarf fiil eki. Bütün fiilimsiler nedir? Yapım ekidir. Bunun içinde bu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 1, 2 ve 3 tane yapım eki aldığı için birden çok yapım eki almıştır. Doğrudur. Bunu denemiş olduk. Birinci sözcüğün kökü fiildir demiş. Bakalım. Yaşamı kelimesini ben bu şekilde arkadaşlar eklerine ayırırım. Yaş isim köküdür. Yaştan yaşamak olmuş. İsimden fiil yapım eki almış. Yaşamaktan da yaşam olmuş. Tekrardan fiilden isim yapım eki almıştır. Dolayısıyla da yaşamı kelimesi arkadaşlar isim kökündedir. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Fiil demişti ama sözcüğün kökü isim görevindedir. Sekizinci soru. Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur demiş. Ünsüz yumuşaması diyor arkadaşlar. Bakın şu sözcüğe bakıyoruz. Kaybetmesi kelimesinde. Kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Kayıptır. Bakın P sesi B olmuş. Ünsüz yumuşaması var. A seçeneğini eledik. Ulama var mı? Var. Bir arkadaş derken ünsüzle biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcük kullanıldığı için burada ne vardır arkadaşlar? Ulama vardır. O yüzden B seçeneğini elemiş olduk. Ünlü düşmesi var mı? Tabii ki var. Bakın kayıp dediğimde buradaki I ünlüsü ne olmuş arkadaşlar? Daha doğrusu şuradaki I ünlüsünün düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla ünlü düşmesi de vardır. Ünsüz benzeşmesi demiş. Geliştirilen kelimesine baktığımızda arkadaşlar buradaki
Tire2 nedir? Aslında dire2'dir. D, T olmuş. Sertleşerek T'ye dönüşmüş D. Dolayısıyla ünsüz benzeşmesi vardır. Bunu denemiş olduk. Bu parçada herhangi bir ünsüz düşmesi yoktur. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Birinci sözcük birden çok yapım eki almış bir isimdir diyor. Bakalım arkadaşlar. Kelimeyi yine şu şekilde eklerine ayırabiliriz arkadaşlar. Yormak fiil köküdür. Yormaktan yorgun olmuş. Fiilden isim yapım eki almış. Yorgundan da yorgunluk olmuş. İsimden isim yapım eki almış. Netice itibariyle sözcük isimdir. Görmüş olduğunuz gibi iki tane de yapım eki almış. Birden çok yapım eki var. A seçeneği doğrudur o yüzden bunu elemiş olduk. İkinci sözcük gelecek zamanla çekimlenmiş bir fiildir diyor. Bakalım söyleyecek söz. Bakın söz isim nasıl söz söyleyecek söz. Bu nedir arkadaşlar? Niteleme sıfatıdır. O yüzden acak acak eki de burada ne görevinde kullanılır? Sıfat fiil görevinde kullanılmıştır. Yani gelecek zaman eki değildir. Bunun için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. Üçüncü sözcük tamlanandan sonra gelmiş bir tamlayandır diyor. Arkadaşlar, söyleyecek çok sözü olmalı şairin ifadesinde. Şairin sözü olması lazım. Bu ikisinin yer değiştirmesi lazım. Bu da nedir arkadaşlar? Tamlayan görevindedir. Dolayısıyla C seçeneği de doğrudur. Bunu denemiş olduk. Dördüncü sözcük şimdiki zamanla çekimlenmiş, türemiş bir fiildir diyor. Yutkunuyor düğüm düğüm ifadesinde. Kelimenin kökü arkadaşlar yutmaktır. Fiil köküdür. Yutmaktan yutkunmak olmuş. Fiilden fiil yapım eki almış. U yardımcı ünlüdür. Yor da arkadaşlar şimdiki zaman ekidir. Dolayısıyla bu sözcük şimdiki zamanla çekimlenmiş ve bir tane de yapım eki aldığı için türemiş bir fiildir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Beşinci sözcük kendisinden önceki sözcükle öbekleşmiş bir edattır diyor. Bakın arkadaşlar için sözcüğü nedir? Edattır. Onun için demiş öbekleşmiş. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 10. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemin türüne göre ötekilerinden farklıdır demiş. Direkt yüklemlere bakalım. Hiç uzatmayalım. Eserlerinden biridir ifadesinde biri sözcüğü arkadaşlar normalde zamirdir. Zamirler de isim soylu sözcüklerdir. O yüzden ben bunu isim cümlesi olarak kabul edebilirim. İkinci cümlenin yüklemine baktığımızda ise bakın oluşmaktadır diyor arkadaşlar. Bu nedir? Oluşmak fiildir. O yüzden bu da fiil cümlesidir. Üçüncü cümlenin yüklemi başlamaktır. Başlamak nedir? Bu da fiildir. Dolayısıyla bu da fiil cümlesidir. Dördüncü cümle doğmaktadır ifadesini görüyoruz. Bu da fiildir arkadaşlar. Bu da fiil cümlesidir. Beşinci cümlenin yüklemi de verir kelimesidir. Vermek de nedir? Fiildir. Dolayısıyla bu da fiil cümlesidir. Bize farklı olanı sormuştu. A seçeneği isim cümlesi görevinde kullanılmıştır. 11. soru. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Birinci sözcük niteleme sıfatıdır diyor. Bakın müzik isim nasıl müzik klasik müzik niteleme sıfatıdır. A seçeneği doğrudur elemiş olduk. İkinci sözcük kendinden önceki sözcükle zarf fiil olarak kullanılmıştır diyor. Başlar başlamaz. Arkadaşlar bakın remaz bizim zarf fiil ekimizdir. Dolayısıyla bu nedir? Zarf fiildir. B de doğrudur. Bunu delemiş olduk. Üçüncü sözcük birden çok çekim eki almış bir isimdir diyor. Yanında kelimesine baktığımızda eklerine şu şekilde ayırırız arkadaşlar. Yan isim köküdür. Onun yanı dersem iyelik eki olur. N kaynaştırma harfidir. D de bulunma hal ekidir. Dolayısıyla bu sözcüğe baktığımızda hem hal eki hem de bulunma hal eki çekim ekidir. Birden çok çekim eki almıştır ve isim görevindedir. Bunu delemiş olduk. Dördüncü sözcük azlık çokluk anlamı katan bir sıfattır diyor. Bakın arkadaşlar biraz da budur ifadesinde biraz sözcüğü sıfat değildir. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Beşinci sözcük işaret bildiren bir zamirdir demiş. Biraz da budur ifadesinde bu sözcüğü ismin yerine geçmiş, işaret yoluyla geçmiş. Bundan dolayı da biz buna işaret zamiri deriz. E seçeneğini de bu şekilde elemiş oluruz arkadaşlar.
12. soru, bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi ötekilerinden farklı bir tamlamadır demiş. Bakalım. Mekanın poetikası arkadaşlar. Bakın her ikisi de ek aldığı için bu nedir? Bu belirtili isim tamlamasıdır. Mutluluk mekanı demiş. Birinci sözcük ek almamış. İkinci sözcük ek almış. Bunlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Belirtisiz isim tamlaması diyoruz. Koruyucu sınırlar, sınır isim. Nasıl sınırlar? Koruyucu sınırlar niteleme sıfatı. Niteleme sıfatı artı isim eşittir nedir arkadaşlar? Sıfat tamlaması olur. Diğerlerinden farklı olanı sormuştu. Doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. Işık imgesi ek almamış, ek almış. Bu da belirtisiz isim tamlamasıdır. Evin gözü inekini almış, iyelik eki almış. Her ikisi de ek aldığı için bu da nedir yine? Belirtili isim tamlaması olarak kullanılmıştır. 13. soru. Bu cümlelerinden hangisi ya da hangileriyle ögeleri ve dizilişi bakımından aynıdır demiş. Bakalım. Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Bakın arkadaşlar şuradan itibaren nedir? Bu yüklemdir. Ne müdafaa etmektir? Birinci vazifen bu da özne olur. Özne ve yüklemden oluşan cümlelere bakmış olacağız. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Budur yüklem. Bu olan ne? Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli tamlama olduğu için ayrılmaz. Bu da özne görevindedir. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. Bakın senin en kıymetli hazinen yine tamlama olduğu için ayrılmaz. Yüklem ne? Bu temel özne. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Mevcuttur yüklem. Mevcut olan ne? Muhtaç olduğun kudret özne. Nerede mevcuttur? Damarlarındaki asil kanda dolaylı tümleç. Arkadaşlar bakın bize öge ve öge dizilişi yönüyle aynı olan cümleyi sormuştu. Özne ve yüklemden oluşan 1 ve 2 numaralı cümleler aynıdır. Bundan dolayı doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 14. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır diyor. Bakalım. Teknoloji en basit anlamıyla teknik, bilim, kuramsal bilgileri uygulamaya koyma yöntemidir. Günümüzde eğitimde teknolojiden yararlanmak kaçınılmaz hale gelmiştir. Teknolojik gelişmeler eğitimi etkilemiş, ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu durumda teknolojinin eğitimde kullanılması değil, nasıl kullanılacağı araştırma konusu olmuştur. Eğitimde başlangıç noktası okul öncesi eğitimidir ifadesinde. Bakın arkadaşlar 3 numaralı cümleye bakacak olursa şuraya bizim neyi getirmemiz gerekiyor arkadaşlar? Teknolojinin ifadesini getirmemiz gerekiyor. Teknolojinin ayrılmaz bir parçası olacak. Dolayısıyla bu da yine tamlayan eksiğidir. Bundan kaynaklı bir anlatım bozukluğu var. Bunun içine doğru cevabımız ne olacaktır? C seçeneği olacaktır. 15. soru. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisindeki virgül diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. Bakalım. Son yıllarda tarihi ve turistik değerine prestijli eğitim olanakları da ekleyen Lefkoşa özellikle üniversite öğrencileri için cazip bir seçenektir. Bakın arkadaşlar burada özneyi vurgulamak için kullanılmıştı. Şehir, üniversitelerin düzenlediği müzik festivallerinin yanı sıra özellikle genç sporculara yönelik yıllık spor faaliyetleriyle önemli sayıda turist ağırlıyor. Burada da yine özneyi vurgulamak için kullanılmış. Belediye tarafından düzenlenen film gösterimi, maraton gibi etkinlikler ise izleyicilere keyifli alternatifler sunuyor cümlesinde. Bakın arkadaşlar burada eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmış. Gotik ve barok üsluplarını gözlemlediği bedesten, diğer sayısız bedesten arasında çok güzel bir yerde duruyor ifadesinde. Yine burada da özneyi vurgulamak için kullanılmış. Lefkoşa'nın mimarisinin bir diğer örneği, şehrin en popüler noktalarından olan Bedesten derken de yine özneleri vurgulamak için kullanılmış. Farklı olanı sormuştu. Bunun için doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. 16. soru bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır demiş. 19. yüzyıla derken doğrudur arkadaşlar bu. 1853 Kırım Harbi derken burası da doğru yazılmış. Osmanlı Devleti bu da doğru yazılmış. Bir grup Rus'un faaliyetlerini demiş. Bu da doğru yazılmış. Rusları bölgeden derken arkadaşlar bakın burası kesme işaretiyle ayrılmaz.
Arkadaşlar, bundan dolayı da doğru cevabımız ne olacaktır? E seçeneği olacaktır. 17. soru. Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinde DDA'nın yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Bakalım. Kastamonu'nun Cide ilçesi sınırlarındaki Kılıçlı Mağarası peş peşe sürprizler sunuyor bana. Amacımız mağaranın derinliklerinde ilerlemek, sahip olduğu güzellikleri belgelemek. Hem jeolojik hem de arkeolojik açıdan önem taşıyan özel bir doğal oluşum Kılıçlı. Arkadaşlar hiç uzatmaya gerek yok. Bakın hem bağlacı bu tekrar edilen bağlaçlar buradaki D'nin ayrı yazılması gerekiyordu. Bundan dolayı da doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? B seçeneği olacaktır. 18. soru. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisine noktalı virgül getirilmesi uygun değildir demiş. Vakit çabuk geçti. Göz açıp kapayıncaya kadar Mayıs ayına gelindi. Bütün bahçeler düzenlenmiş. Çiçekler, sebzeler ekilmiş. Elma, kiraz, zeytin, şeftali fidanları dikilmiş. Güllerin, ağaçların dipleri doldurulmuş. Kayıklar, tekneler onarılmış, boyanmış. Yeni ağlar örülmüş. Eski ağlar elden geçirilmiş. Damların kiremitleri aktarılıp su yolunun üstü açılmış. Kırılmış pöhrenkleri değiştirilmiş. Her şey yerli yerine konmuş. Balık avınaysa daha Nisan'ın başında çıkmaya başlamışlardı ifadesinde. Bakın arkadaşlar, burada zarf fiil eki var, doğru mu? Ip, ip nedir? Bizim zarf fiil ekimizdir. Zarf fiil eki, ıp, ip, arak, erek gibi ekler, sözcüğü bir sonraki sözcüğe bağlamakla görevlidir. O yüzden arasına virgül ya da noktalı virgül getirmek uygun değildir. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 19. soru. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi ötekilerinden farklı bir kökten türemiştir diyor. Bakalım. Bölgesinde kelimesine baktığımızda kelimenin kökü bölmektir. Bölmek de fiildir arkadaşlar. Zorlaştırmaya kelimenin kökü zordur. Zor isim görevindedir. Başladı kelimesinin kökü baştır. Baş da nedir arkadaşlar? İsimdir. Kirletici ifadesinde kelimenin kökü kirdir. Kir de isim görevindedir. Gözlemliyor kelimesine de kelimenin kökü gözdür. Göz de isim görevinde kullanılmıştır. Bize farklı olanı sormuştu. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 20. soru. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur diyor. Bilim, standart yolları rehber seçerken sanat, standart yollardan geçmeye çalışır. Sanatçı daha çok standart olandan uzak durmaya çalışırken bilim insanı için standart olmazsa olmaz bir kavramdır. Hitchie'ye göre bir bilim adamı gün batımına standart olarak eğitim, açı, radyasyon, ışık gibi teknik ve analitik boyutları ile yaklaşırken ışığın, sanatın ilgi alanına giren antik yapısını da göz önünde bulundurur. Sanatçı ise bilimsel bilgi altyapısının öncülüğünde ışığı içsel ve olgusal bütünlük içerisinde kavramsal bir olgu ve estetik bir obje olarak algılar. Bu çift yönlü sarmal algı bazen bilinçli bir kurgusallıkla bazen ise kendiliğinden bir seyir halinde gelişir ifadelerinden. Bakın arkadaşlar, biz burada önce neyi görüyoruz? Bilimle sanatın ya da sanatçının arkadaşlar karşılaştırıldığını görüyoruz. Dolayısıyla burada ne vardır? Bir karşılaştırma vardır. O yüzden biz C, D ve E seçeneklerini elemiş oluruz. Aynı zamanda burada değerli arkadaşlar bir de Zichy'ye göre derken onun duygu ve düşüncesini ifade eden bir cümle görüyoruz. Bakın arkadaşlar, burada Zichy'nin sözü yer aldığı için burada ne vardır? Tanık gösterme vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? A seçeneği olacaktır. 21. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diyor. Parçamıza bakalım. Sanatçılar veya sanata ilgi duyan insanlar çoğu zaman bilime bir bilim adamı kadar ilgi duyabilir. Sanatın olduğu her yerde insan vardır. Başka bir deyişle sanat insana özgü bir kavramdır. İnsani değerler ve ölçüler sanat kavramı ile örtüşür. Tepeciye göre sanat doğadaki canlılar içerisinde sadece insanın yapabileceği bir eylemdir. Çünkü sanatın içinde bilgi, düşünme ve yaratma değerleri vardır ifadelerinde. Şuradan itibaren arkadaşlar ne yapmış? Sanat ve insan üzerinde durmuş. Fakat bir numaralı cümleye baktığımızda ise sanatçılar ve bilim adamları üzerinde duruyor. Bunların karşılaştırmasını yapıyor. Dolayısıyla anlatımın akışını bozan cümle bir numaralı cümle olan A seçeneği olacaktır. 22. soru.
Bu parçadaki numaralanmış cümleler iki paragrafa bölünmek istenirse, ikinci paragraf hangi cümleyle başlar demiş. Kazılarda açığa çıkarılan tahıl depoları, Hitit ekonomisi ve başkentin günlük ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili ilk bilgileri veriyor. Kazı çalışmaları ile eş zamanlı yürütülen restorasyon çalışmaları ise Boğazköy'e gelen çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin Hattuşaş'ın Hitit başkenti olduğu dönemdeki ihtişamını yaşayarak görmelerini sağlıyor. Sergilediği eşsiz eserlerle Boğazköy Müzesi de turistlerin ilgi odaklarından biridir. Boğazköy Müzesi, Çorum il merkezinin 82 kilometre güneybatısındaki Boğazkale ilçe merkezinde yer alıyor. Çorum Müze Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren müze, 12 Eylül 1966 tarihinde ziyarete açılmıştır ifadesinde. Bakın arkadaşlar, şu 4 numaralı yerden itibaren Çorum'daki müze hakkında bilgi veriyor. Diğer ise arkadaşlar, yapılan kazı çalışmaları hakkında bilgi vermişti. Bunun için doğru cevabımız da ne olacaktır? D seçeneği olacaktır. 23. Bu cümleden anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda cümlenin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olur demiş. Arkadaşlar, cümleleri okuduğumuzda bakın şöyle bir sıralama olur. 1908'de varlıklı bir adam olan 82 yaşındaki Marion Glishert evinde ölü bulunur. Daha sonra hizmetçisi Helen Lambie'nin polise anlattığına göre evden çalınan tek şey hilal şeklinde üstü elmaslarla bezeli altın bir broştur. Polis şüpheli olarak benzeri bir broşu satan 36 yaşındaki Oscar Slater'i gözüne kestirir. Satılan broşun aslında çalınan broş olmadığı ve Slater'in masumiyeti kısa sürede belli olur ama bu birini hapse atmak için baskı altında olan polisin Slater'i suçlamasını engellemez. Davaya ön yargıyla yaklaşan yetkililer Slater'i kısa sürede tutuklayıp idama mahkum ederler şeklinde bir sıralamaya sahip olması gerekiyordu. Bunun içine doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. 24. soru. Bu parçadan numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için aşağıdakilerden hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir demiş. Bakalım. Sanata bir beğeni düzeyi yaratma, güzellikleri yaşamanın kaçınılmaz ögesi sayma, yalnızca onunla yüz yüze olanların beğenisini etkilemez. Kötüye alışmış kişiler kötü ürünlerle karşılaşır. İyiye alışmış kişiler sürekli olarak daha iyinin ardına düşerler. Güzelliğin, değerliğinin söz konusu olduğu yerde gerçek sanatçının yetişmesi de söz konusudur. Onu yaratanlar da yeni güzelliklere, sonsuz doğrulara yönelirler. Örneğin Hugo'yu yaratmayanın Camus'u, Cervantes'i yaratmayanın Unamuno'su, Marlowe'u yaratmayanın Shakespeare'i, Goethe'yi yaratmayanın Thomas Mann'ı olmaz ifadelerinde de arkadaşlar 2 ve 4 numaralı cümlelerin yer değiştirmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunun nedeni de hem kendilerinden önceki sözcüklerle hem de arkadaşlar dil ve anlam bütünlüğü bakımından daha uygun olduğu görülmektedir. Şimdi bakın, onu yaratanlar da yeni güzelliklere, sonsuz doğrulara yönelirler. Güzelliğin değerliğinin söz konusu olduğu yerde gerçek sanatın sanatçının yetişmesi de söz konusudur ifadesiyle ikiye geçmiş olacağız. Kötüye alışmış kişiler kötü ürünlerle karşılaşır. İyiye alışmış kişiler sürekli daha iyinin ardına düşerler. Ondan sonra da örnek vermiş. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 25. soru. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır diyor. Parçamıza bakalım. Karagöz güzel bir dünya. Bir anda yorgunluğunuzu unutuyorsunuz. Karagöz'ün büyülü bir dünyası var. Üniversitelerde bölümler açılmalı. Öğrenciler yetiştirilmeli. Karagöz üniversitelerde ders olarak okutulmalı. Böylece Karagöz'ü nesilden nesile aktaracak yazarlar, oyuncular, araştırmacılar yetişecek ifadesinden. Bakın arkadaşlar, biz neyi anlıyoruz? Karagöz geleneğinin daha sonraki yıllarda da yaşatılması gerektiğini anlıyoruz. Seçeneklere bakalım. Karagöz'ün hangi etkilere sahip olduğu değil. Neyi amaçladığı değil, nasıl yaşatılması gerektiği, bu demin ifade etmiştik. Bunu anlatmak istiyor, bunu vurguluyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. 26. soru. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirmelidir demiş. Bakalım. Tahsin Yücel anlatıcısının ideal bir karakter olmadığını, zayıflıkları, kötücül yönleri, yalanları ve aldatmalarıyla nokta nokta olduğunu da sezdirmektedir. Roman sayfaları ilerledikçe ve anlatıcının konuşmaları çoğaldıkça onun yalnızca alelade biri olmadığını, aynı zamanda bir
anti kahramanın özelliklerini de taşıdığını fark ediyoruz. İfadelerinden ilginç bir karakter olamaz, yanıltıcı ve aldatıcı biri olamaz, tehlikeli bir insan olamaz, tutarsız biri olamaz, sıradan bir insan demiş, bakın alalade biri demişti. Kelime eşleştirme yöntemini uyguladığımızda buraya gelmesi gereken sözcük budur arkadaşlar. Sıradan bir insandır. Bunun içinde doğuracağımız E seçeneği olacaktır. 27. soru. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre uygun olarak aşağıdakilerinden hangisi getirmelidir demiş. Bakalım. Bana biri bir şeyler dayatıyor duygusuna kapılırsam çok rahatsız oluyorum çünkü. Bu açıdan gençlere mektuplar gibi kolaylıkla öğretici olabilecek bir kitapta bile böyle bir yaklaşımdan kaçındım. Çocuk kitaplarımda da eğitici yaklaşım o derece sınırlı ki eğitimciler bana kızıyorlar ifadelerinden. Biz kelimeleri çok özenle seçerim olmaz. Kimi ifadelerimin yanlış anlaşılmasından çok korkuyorum olmaz. En korktuğum şey didaktik olmaktır demiş. Bakın şurada da kolaylıkla öğretici olabilecek bir kitapta bile böyle bir yaklaşımdan kaçındım diyor. Yani öğreticilikten kaçınıyor, didaktik olmaktan kaçınıyor. Bunun içinde paragrafın başına gelebilecek en uygun ifade en korktuğum şey didaktik olmaktır olacaktır. Bundan dolayı da doğuracağımız C seçeneğidir. 28. soru bu parçanın anlatımına ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Beşiktaş'a geldiğinde sabahtan beri ağzında tek lokma girmediğini hatırladı. Önüne çıkan ilk esnaf lokantasının kapısını açtı. Bir ağızdan konuşan insanların uğultusu, yandaki inşaattan gelen sesler, küçük dükkanı dolduran soğan, salça, ter kokusu ve havasızlık nedeniyle tereddüt etti. Açlık hissi ağır basınca içeri girdi. Tüm masalar doluydu. Boş bulduğu bir sandalyeye oturmak için izin istedi. Ağızları dolu adamlar çiğnemeye bir an olsun ara vermeden hafif baş hareketleriyle onay verdiler. Yanakları şişkin, sarı, siyah, gri bıyıkları hiç durmadan kıpırdayan bir küçük salon dolusu adam. Arkadaşlar olaylar olu sırasına göre verilmiş midir? Evet, dikkat ederseniz hep olaylar olu sırasına göre anlatılmış, bunu elemiş olduk. Gerekçesiyle birlikte verilen yargılar vardır diyor. Bakın bunu nerede görüyoruz? Şurada. Ter kokusu ve havasızlık nedeniyle tereddüt etti diyor. Bu neden ifadesi, neden sonuç bildirir. O yüzden B seçeneğini buradan çıkarırız. Bunu elemiş olduk. Nitelik bildiren sözcükler var mıdır arkadaşlar? Var. Bakın konuşan insanlar demiş. Aynı zamanda ilk esnaf demiş. İnşaattan gelen sesler bunlar nitelik bildiren unsurlar. Hatta küçük dükkan arkadaşlar niteleme sıfatıdır. O yüzden C seçeneğini elemiş oluruz. Tartışmacı anlatımdan yararlanılmıştır diyor. Herhangi bir şeyin tartışıldığını görmedik. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Aynı zamanda izlenimlerden de ne yapılmış arkadaşlar? Faydalanılmıştır diyebiliriz. Bunu da eledik. 29. soruya geçiyoruz. Bu parçaya göre polisiye gerilim romanı okuyucusu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakın arkadaşlar, başka türdeki romanlara vakit ayırmak istememektedir ifadesini çıkarabilir miyiz? Evet. Bakın şuradan itibaren ancak okuyucunun diğer eserleri görmezden gelme nedeni yaşadığı heyecan ve keyif değil. Bu okuyucular için başka türde kitap okumak polisiye gerilim yazarlarına ihanettir adeta derken buradan A seçeneğini çıkarırız. Bunu elemiş olduk. Polisiye gerilim türündeki yapıtları okumaktan çok büyük haz duymaktadır diyor. Bunu nereden çıkarıyoruz arkadaşlar? Cinayet bulmacasını çözmenin heyecan ve keyfini gerçek hayatta çok az şey verebilir ifadesinden B seçeneğini çıkarıyoruz. Bunu da demiş olduk. Kimi zaman bu türdeki bir romanı bir solukta okuyup bitirir demiş. Bunu nereden çıkarırız arkadaşlar? Bakın şurada kitabı elinde süründürmeden bazen bir gecede bitirir demiş. Arkadaşlar bir gecede bitiriyorsa bir solukta bitirmiştir. Buradan biz C seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu da eledik. Diğer eserleri bir yana, gerilim kitaplarını bir yana koymaktadır diyor. Peki bunu nereden çıkarırız arkadaşlar? Bakın bunu da diğer türlerde yazılmış eserlere saygı duymakla birlikte biraz da onları görmezden gelir ifadesinde D seçeneğiyle çıkar. Bunu denemiş oluruz. Ama polisiye gerilim romanları dışındaki romanları okumaktan zevk almamaktadır ifadesi çıkmıyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 30. soru. Ulaş Kaplan'a ait bir yapıttan söz edilen bu parçada aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verilmektedir diyor. Parçamızı okuyalım. Bilimsel dergilerde güdülenme, esenlik, ahlak yargısı ve gelişimi konularında çalışmaları yayınlanan Ulaş Kaplan, şiddet ve eğitim gibi iki temel sorunumuzu bilimin ışığında inceleyerek köklü çözümler sunuyor.
Şiddetin evrimsel kökenlerini ve sosyal-psikolojik kaynaklarını inceliyor. Özgür ve güçlü bir karakterin inşasında izlememiz gereken demokratik eğitim hedefini belirlemeye çalışıyor. Kültürümüzün şefkat zenginliği ve empati eksikliği arasındaki ikilemini tespit ederek çağımızda empatisiz şefkatin zayıf kalacağını vurguluyor. Aileden okula eğitimin çeşitli basamaklarını sorguluyor. Okuru yeni yöntemlerle tanıştırıyor ifadesinden. Bakın arkadaşlar, biz buradan neyi anlıyoruz? Kitabın içeriği hakkında bilgi veriyor. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 31. soru. Bu parçada bahsedilen öykü kişileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Varlıklarını ortaya koyacak karakterler değillerdir demiş. Bakın arkadaşlar, bunu şuradan anlayabiliriz. Kendilerini gösterecek tipler değillerdir diyor. Buradan A seçeneği çıkar. Bunu elemiş olduk. Toplum tarafından fark edilmeyen özelliklere sahiptirler diyor. Bu nereden çıkıyor? Bakın, hayatın içindedirler fakat toplum onların farkına varmaz derken buradan B seçeneği çıkıyor. Bunu da elemiş olduk. Ruhsal bunalımlarından ötürü toplumsal hayatın dışında kalmışlardır diyor. Bu nereden çıkar arkadaşlar? Bakın, bu da kendilerini otomatik olarak hayatın dışına çekerler ifadesinden D seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu da elemiş olduk. Normal tipte değildilerdir diyor. Bu da arkadaşlar, bakın, o halleriyle görmediğimiz tipler diyor. Buradan da bunu çıkarırız. Dolayısıyla E seçeneğini dilemiş olduk. Fakat toplum tarafından bilinmemeyi kabullenmezler gibi bir ifade çıkmıyor. Bundan dolayı doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 32. soru. Bu parçanın başında belirtilen durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Klasik romanların belleğimizde yıllarca yer eden karakterleri vardır. Bu kişilerin gerçekte var olmadıklarını, sadece zihin dehlizlerinde yaşadıklarını bilsek de tüm kalbimizle severiz onları. Onlar bizim çocuğumuz, ilk aşkımız, suç arkadaşımız, ana baba figürümüzdür. Ruhumuzu okşar hiç durmadan sıcak avuçları ifadelerinde. Arkadaşlar, yaşamın içinde yer aldıklarını, bizden biri olduklarını ifade ediyor genin itibariyle. Bakalım, sıra dışı kahramanlara sahip olmaları değil. Kahramanların arzu edilen özelliklere donatılması değil. Kahramanlardan kendimizden bir şeyler bulmamız bu olabilir. Karakterlerin çarpıcı bir dille anlatılması değil. Karakterlerin gerçeğe oldukça yakın olması bu da değil. Doğru cevabımız nedir? Bizden olmaları, kendimizden bir şeyler bulmamız olacaktı. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 33. soru. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt olarak verilmiştir diyor. Parçamıza bakalım. Öyküler en çok zihnimizdeki fotoğraflardan oluşuyor. O fotoğrafın çekilmesi esnasında çekildiğinin hiç farkında değilim. Birdenbire önüme saçıldığında varlığının farkına varıyorum. Sonra o şaşkınlık anında öykü oluşuyor. Bazen bir, bazen de birden fazla fotoğraf önüme saçılıyor. Öykülerin şaşkınlık ve yadırgamayla yakın ilişkisi var. Fotoğraf eski olabilir ama eski olmasına rağmen ben o fotoğrafa alışamamışımdır ifadesinde hangi soruya karşılık yazıldığını buluyor. Bakın, öyküler en çok zihnimizdeki fotoğraflardan oluşuyor. Aynı zamanda sonra o şaşkınlık anında öykü oluşuyor ifadelerine bakalım. Öykü sizde nasıl belirliyor ve nasıl şekil alıyor? Arkadaşlar, belirmesi budur. Şekil alması da budur arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 34. soru. Tolstoy romanını yazarken yaşadığı bu durum aşağıdaki yargılardan hangisiyle bağdaşmaz diyor. Parçamıza bakalım. Tolstoy kahramanlarının yaratıcılarını dinlemediğini belirterek Anna Karenina'yı yazma deneyimini şöyle aktarır. Vronski Karenin ile konuşmasından sonra düelloya karar verince benim için hiç beklenmedik bir iş yapmışlardı. Romanlarımın kahramanları yaşamda nasıl yapmaları gerekiyorsa öyle davranır. Hem de yazarın bunu kendilerinden hiç beklemediği bir anda. Yani arkadaşlar, karakterler hiç beklemediği bir anda fıtratlarının gereği olarak bir tavır, bir davranış sergiliyorlarmış. Bunu söylüyor. Bununla bağdaşmayanı sormuş bize. İcat edilmiş bile olsa karakter bir yerde mucidin tayin ettiği kaderi değil, bakın, kendi kaderini yaşar derken bu parçayla bağdaşıyor. Bunu elemiş oluruz. Yazar kahramanı karşısında eli kolu bağlanmış şekilde değil, estetik disipline bağlı kalarak yapıtını ortaya koyar demiş. Dursun bir arkadaşlar. Kahramanı yazar biçimlendirmeye çalışsa da kahraman bir süre sonra kendini anlatmaya,
kendi hikayesini seslendirmeye başlar demiş. Bu da parçayla uyumlu, bunu deneriz. Karakterler yazarların dedikleri şeyi yaptıkları birer kukla değildir. Tam tersine kendi karakterini yaşarlar ifadesinde bu da parçayla uyumlu, bunu denemiş oluruz. Yazar yazma anında tıpkı bir okur gibi kahramanın peşinden gittiği zaman karakter ete kemiğe bürünür. Artık yazar kahramanın yaptığı şeyi kabullenmek zorunda kalır ifadelerinde bu da parçayla uyumludur. Bunu denemiş oluruz. Bağdaşmayan şey nedir arkadaşlar? B seçeneğidir. Yazarın kahramana kendisi hükmetmesi, kendi şeklini, kendi kalıbını giydirmesidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 35. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki cümlenin gerekçesi durumundadır demiş. Parçamızı okuyalım. Çocuk okur kitlesi hedef alan bir kitapta korku ögelerinin yer alması ilk bakışta şaşırtıcı görülebilir. Çocuğu korkutmaya çalışmanın çağdaş eğitsel ilkelerle uzlaşabileceği düşüncesi yadırgatıcıdır çünkü. Arkadaşlar bakın çünkü ifadesini kullanmış. Bu nedir arkadaşlar? Bir gerekçe ifadesidir. Görmüş olduğunuz gibi üstteki cümlenin de gerekçesini sunuyor. Bundan dolayı doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 36. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Çocuk okur kitlesini hedef alan bir kitapta korku ögelerinin yer alması ilk bakışta şaşırtıcı görülebilir. Arkadaşlar şaşırtıcı dediğine göre hayrete düşmüş. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. 2'de çağdaş eğitimin asıl hedefine değinilmiştir diyor. Bakalım çocuğu korkutmaya çalışmanın çağdaş eğitsel ilkelerle uzlaşabileceği düşüncesi yadırgatıcıdır. Çünkü derken arkadaşlar bakın burada kendinden önceki cümlenin nedir arkadaşlar? Nedenidir. Herhangi bir hedef belirtilmemiştir. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 37. soru. Bu parçada geçen sözcükleri Esenyel'e göre ayarlamak sözüyle ozanlara ilişkin anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Parçamıza bakalım. Ama ne yapayım? Sözcükleri Esenyel'e göre ayarlayan ozanlardan olmadım hiçbir zaman. İçimden nasıl geliyorsa öyle söyledim her şeyi. Gözlerim nasıl görüyorsa öyle gösterdim. Yazılarımın altına gerçek adımı koymaya kalksam bir sürü dert açılırdı başıma. Sanatımı sürdüremezdim. Eylemim güdük kalırdı. Buna gönlüm el vermedi. Kendi gibi parıltısız bir takma at seçtim. Onu kullandım. Vatandaş. Bakın arkadaşlar sözcükleri Esenyel'e göre ayarlayan ozanlardan olmadım hiçbir zaman derken güç kimdeyse, kuvvet kimdeyse arkadaşlar ona göre hareket etmediğini söylüyor. Buna göre değerlendirmiş olacağız. Sözcükleri kullanmada istedikleri gibi davrandıkları olmaz. Dilsel tavırlarının değişkenlik gösterdiği olmaz. Önlerine çıkan fırsatları değerlendirmede usta oldukları olmaz. Gerçekleri örtük bir anlatımla parmak bastıkları olmaz. Kalemlerini egemen görüş doğrultusunda oynattıkları işte bu. Güç kimdeyse, kuvvet kimdeyse, egemen görüş kimdeyse ona göre oynattıkları anlamını içeriyor. Bundan dolayı doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 38. soru. Bu parçada konuşan kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Parçamızı demin okumuştuk arkadaşlar hatırlarsanız. Doğruları dile getirmeyen şairlere karşı çıkmıştır. Arkadaşlar bu söylenebilir. Bunu eledik. Bir takma adın arkasında gizlenerek gerçekleri özgürce yazabilmiştir. Bu da doğru. Hatırlarsanız bakın burada parıltısız bir takma ad seçtim diyor. Özgürce yazabilmek için. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Gerçek adıyla yazmanın çeşitli riskler taşıdığı düşünmektedir. O yüzden takma ad kullanmıştı. Bunu da eledik. Gücünün de zayıflığının da farkındadır diyor. Bu bir dursun arkadaşlar. Gösteriş yapmayan alçak gönüllü biridir. Evet bunu da çıkarabiliriz. Bu da doğrudur. Gücünün farkında değil ama zayıflığının farkında olduğu için doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. 39. soru. Bu parçada şaire ilişkin asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Parçamıza bakalım. Özgürlük, başıboşluk, sorumsuzluk değildir. Özgürlük şaire aydın sorumluluğunu unutturamaz. Özgürlük gerçek şiirin ardında sonsuzca at koşturmaktır. Bu yolda atının dizginlerini salıvermektir. Şairin özgürlüğü her şeyi hiçe sayarak şiirinin harcama hakkını ona vermez. Her dizesinde bugünün insanının sözlerini yarına aktardığının, bir çağın bakışını oraya yansıttığının bilincinde olmak onun temel sorumluluğudur ve görevidir. Bu sorumluluk ve görev ona kimse tarafından yüklenmemiştir. Bunu kendisi üstlenmiştir ifadesinden biz niye anlıyoruz arkadaşlar?
alabildiğine coşkulu ve hür olması gerektiğini mi? Hayır. Edebiyata karşı sorumlu olduğunu mu? Hayır. Kimseye bağlı olmadan yapıtların oluşturması gerektiğini mi? Hayır. Çağının ve çağından sonraki girişimlerin bilinçli bir sesi olduğu mudur? Evet arkadaşlar, budur. Hatta bakın şurada da var. Bir çağın bakışını oraya yansıttığı bilincinde olmak diyor. Ve sorumluluğunda olmak diyor arkadaşlar. Bundan dolayı doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Asıl vurgulanmak istenen de çağının ve çağından sonraki gelişimlerin bilinçli bir sesi olması, vurgulamak istediği şeydir yazarım. Evet arkadaşlar, son sorumuza geldik. 40. soru. Bu parçada geçen altı çizili sözün anlamı aşağıdakilerin hangisinde vardır demiş. Bakın, at koşturmak arkadaşlar istediği gibi hareket etmek, rahat hareket etmek anlamlarına gelir. Seçeneklerimize bakalım. Kimi haylaz çocuklar okulda alabildiğine rahat hareket ediyor. Okul idaresiz bile onlara söz geçiremiyor ifadesinden istedikleri gibi at koşturduğu anlamını çıkarıyoruz. Bunun için de doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.